Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Layers of Fear oynayacağız ve sıcağı sıcağına bu ilk bölümde oyunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar, oyun henüz erken erişimde olan bir oyun ve bol gerilimli bir atmosferi olduğunu söyleyebilirim. Sizlerden gerçi istek almıştım bayağı ve bu ilk bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki her zaman yaptığımız şeyi, oyunu değerlendireceğiz. Bakalım nasıl bir oyun olmuş. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, bu arada sol tarafta görüyorsunuz hemen ana menümüz var. New Game diyerek sıfırdan bir olaya giriyoruz arkadaşlar. Evet, oyunun hikayesi bir ressamın hikayesini konu alıyor arkadaşlar ve biraz sıyrık anladığım kadarıyla. Bakalım abi, başımıza ne gibi takdir durumlar gelecek, hep beraber göreceğiz. Bu arada ne diyor abi? Kafasının içinde sesler dönüyormuş. Çok derinden diyor. But there is a way. Evet, ama bir yolu olmalı falan filan. To bring back what life took from me, the only precious thing. Hayatın benden aldıklarını şey mi yapacağım falan diyor. Ne diyor abi? Geri almam mı gerekiyor? Sadece bir yolu var falan yazdı. Evet. Abi, ne iş? Öyle bir yere geldik bakalım taklitçiler. Evet, bu arada kapıları açarken arkadaşlar mouse'un sol click'ine tıklayıp sağa sola oynatıyoruz. Yani Amnesia'da olduğu gibi. Hemen şöyle bir bakalım hemen. Dediğim gibi arkadaşlar, bir ressamın hikayesini konu alıyor. Abi, dışarıda fırtına var. Bir bakalım abi, ne diyor? Evet arkadaşlar, burada bir fare salgını gibi bir şey mi olmuş? Ne olmuşsa artık bu eleman bir yeri aramış sürekli. Hani evi kontrol etmeleri için. Yalnız adam mektup yazıyor abi. Bizi bir daha rahatsız etmeyin. Evinizde bir şey yok falan diyor. Abi çok tatlı sesler var. Şöyle bir içeri girelim bakalım abicim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, tıpkı Amnesia'da olduğu gibi bu tarz her yeri açabiliyoruz. Aynı zamanda tabii ki mouse'un etkileşimi de önemli. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Hop. Evet, şöyle bir ilerleyelim bakalım. Yalnız abi, fener falan yok mu? Gözünü seveyim, bu ne ya? Evet, şurada bir lamba var. Arkadaşlar, grafikler 10 numara. Yani onu baştan söylemek istiyorum. Grafikler çok güzel görünüyor. Tamamıyla sanatsal ve biraz da psikopat bir oyun. Evet, ben de biraz böyle müziğin tınısına kapıldım. Gayet sakin sunuyorum değil mi? Taklaya gelmiyorsunuz değil mi taklacılar? Hadi bakalım. Aa, bu neymiş? Evet, zaten oğlum Tanzanya İngilizcemiz var. Bir de el yazısıyla yazmışlar ya. Evet abi, şöyle bir bakalım. Açılabiliyor mu kapı? Yok. Şöyle bir ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok göreceğiz. Abi yalnız var ya, çok tatlı bir malikane burası. Evet. Duvarda tablolar falan. Bu ne abi? Piyano mu? Hop! Taklaya gideceğiz. Oğlum. Evet. Oo. Bu ne lan? Oğlum ses var burada. Arkadaşlar, bayağı gerilimli bir oyun. Onu baştan söyleyeyim. Grafikler muhteşem görünüyor. Hop! Abi ne iş? Top mu geldi? Evet, şöyle bir ilerleyelim bakalım. Burası ne abi? Çocuk odası mı? Evet, korkunç bir çocuk odası arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hop, burada bir resim var. Ne iş abi? Anne baba mı? Arkadaki kim lan? Taklacıya benziyor aynı. İlginç. Şöyle bir ilerleyelim bakalım taklacılar. Evet, sıyrık bir ressamın hikayesini konu alıyor. Biraz paranoyak bir adam anladığım kadarıyla bu eleman. Ve sanrılar görüyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Evin çeşitli yerlerindeki bulduğumuz notlarla birlikte hikayeyi biraz da pekiştireceğiz.
Yani şöyle bir bakalım abi. Hop, neymiş? Anahtar mı var? Güzel. Aşağıdaki kapı açılmamıştı arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Abi bu nedir ya? Oğlum çiçekler bile çok korkunç ya. Yalnız dışarıda çok deli bir fırtına var. Arkadaşlar bu arada Bodrum maalesef sele kapıldı. Yani çok şükür benim oturduğum kısımda bir sıkıntı yok ama normalde dışarıda da bir fırtına hakim. Yani tam anlamıyla oyunun atmosferine ayak uyduruyoruz abi. Evet, kapıyı açmayı başardık. Hop, ne iş abi? Abi şu yansımaların güzelliğine bakar mısınız ya? Bu ne abi? Tavla mı, tuval mi? Hop! Oğlum bu nasıl bir resim lan? Taklici. Evet, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne iş? İçki şişeleri mi? Açalım abi. Bu nedir? Fırçalar. Evet, bu arada nesneleri de görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde yakından inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Hop. Evet, buralar kilitli. Abi şu şeylerde bir şey var mı ya? Abi çok tatlı bir malikane yalnız burası ya. Ulan şuraya bakar mısın? Hadi kendimizi görebiliyor muyuz? Bu nedir abi? Deep Roots. Remember your profession. Evet. Hatırla diyor. Sen bir profesyonelsin. Falan filan. Evet, bunu yapmakta ne kadar zorlanabilirsin ki falan filan demiş abi. Yalnız eleman sıyırmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Abi şöyle bir açalım bakalım. Evet. Abi gözünü seveyim. Buralar bayağı takla görünüyor. Hop. Abi ne diyor? Oo! Oğlum ödüm koptu. Gözünü seveyim, yapmayın bana böyle şakalar. Taklaya geleceğim. Abi yalnız burada ışık falan yok mu kardeşim? Çok karanlık ya. Evet, şöyle yakalım. Evet, bu arada girdiğimiz odaların ışıklarını yakabiliyoruz. Nihayet. Yani çünkü elimizde herhangi bir fener falan yok. Abi bu tablolar sanki yerinden çıkacakmış gibi ya. Psikopat herif. Hop. Ne iş abi? Going in circles. Daireler çiziyoruz. İlginç. Şöyle bir girelim bakalım abi. Evet, burada büstler var. Oğlum sesler geliyor lan. Hop. Bu ne abi? Evet. Kilitli bir sandık. Abi buranın ışık mışığı yok mu? Gözünü seveyim ya. Hop. Abi bu nedir? Evet. Tablolar renk değiştiriyor. Yalnız çok tatlı bir olaylar yaşayacağız gibi görünüyor. Abi 485. Herhalde buranın şifresi olsa gerek. Evet, çok iyi abi. Burada ne yazıyor? The past ones back look closer. Baktıktan sonra kapatın falan mı? Benimle evlenir misin falan filan abi. Yok abi, evlenmem. Never forget. Asla unutma. Evet, bu şekilde arkadaşlar biraz hikayeyi çözmeye çalışacağız. Yalnız ben şu an evin büyüsüne kapıldım. Bayağı böyle sakin bir şekilde anlatıyorum ama biraz sıkıntı abi. Abi şömine falan çok iyi ya. Şu ışığın yansımaları falan. Arkadaşlar grafikler muhteşem. Yani bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız bu ne abi? Hop, hop, taklit. Oğlum bu ne? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Abi ışığa doğru gitmem lazım. Oğlum çok karanlık burası ya. Şu an var ya, göz gözü görmüyor. Bir dakika abi. Şöyle yapayım. Grafiklerden biraz daha şeyi artırayım abi. Aynen ya. Şu hafiften. Çok fazla da artırmayalım. Oyunun büyüsü bozulmasın arkadaşlar. Evet. Hop! Oğlum bu nedir lan?
Oo, bir dakika abi, kaç, gözünü seveyim, bu nedir ya? Arkadaşlar takliye geleceğiz. Biraz böyle ben oynarken Amnesia havası hissettim arkadaşlar. Muhtemelen siz de hissetmişsinizdir. Bu arada Soma diye bir oyun çıktı. O da yakında bir ilk izlenim olarak gelecek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Buradan duyurusunu yapayım. Mutlaka o oyunu da bir oynamak istiyorum. Abi bu nedir ya? Canlı gibi abi tavla. Sanki böyle çıkacakmış gibi. Atmosfer muhteşem olmuş. Evet. Hop, bir dakika dur. Oğlum, ne oluyor lan? Çok fena sesler geliyor taklitciler. Oğlum takla King'i burada taklaya getiremezsiniz, tamam mı? Hepinizi indireceğim. Evet, biz bu şatodan da kurtulmasını biliriz abi. Sıkıntı yok. Abi şu tabloya bakar mısın ya? Oğlum kafayı mı yediniz lan siz? Evet abi, yüzler birbirine girmiş. Hele şu tipsize bir bakın. Oh! Bu ne lan? Oğlum ödüm koptu. Tamam abi, kusura bakma, tipsiz demedim ya. Yanlış anladın abi. Abi bu kim? Bu eleman. Şey mi? Oo, oğlum fare yandı lan şeyde. Oo. Evet arkadaşlar, bayağı gerilim bir oyunmuş. Oğlum bu ne lan? Oğlum ödünü koparmayın adamın ya. Arkadaşlar ilerledikçe taklaya geleceğiz gibi bir izlenim var içimde. Hatta çok güçlü takla olaylar seziyorum abi burada. Seziyorum burada takla bir olay. Evet. Abi burada bir şey yok. Geri dönelim bakalım. Kilitli mi abi kapı? Şey söyleyeyim mi abi? Yok, kilitli. Nereye gideceğiz biz kardeş? Bir bakalım. Herhangi bir şey görebildiniz mi taklacılar? Oğlum anahtar manahtar yok mu lan burada? Bir dakika dur, bir bakalım. Abi burada adamlar sıyırmış. Orası belli arkadaşlar. Tamam mı? Ya yani orayı anladık yani. Belli ediyor kendini. Buradan biz şimdi anahtar mı aldık abi? Bir bakalım şöyle tekrar. Ha evet. Geri. Oo bir dakika. Ne iş? Oğlum odalar değişiyor lan. Ne iş abi? Biz bu tarz bir oyun oynamıştık arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Yalnız ben onun son bölümünü çektim. Kayıt takviye geldi. O yüzden yayınlayamamıştım. Oyun zaten çok kısaydı biliyorsunuz. Şu an ismini hatırlayamayacağım ama oğlum bir dakika, ne iş lan? Abi çığlıklar falan geliyor. Gözünü seveyim. Ne? Abi burada birilerine, tamam mı? Resim falan öğretiyorlarmış. Yani böyle bir geçmiş olmuş. Hem el yazısıyla yazmışlar hem de İngilizce abi. Biz Tanzanya İngilizcemizde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yalnız arkada çok iğrenç bir çığlık sesleri geliyor. Abi şöyle bir devam edelim. O oyunun ben son bölümünü yayınlayacaktım. Maalesef takviye geldiği için yayınlayamamıştım arkadaşlar. Ancak bu oyun da ona bayağı bir benziyor. Tabii ki bu oyun çok daha kaliteli. Hop. Abi. Ne iş oğlum ya? Arkadaş bir uzayın ya. Dur bakayım. Hop. Hop. Bir dakika. Oğlum tablodan elma... Elma mı düşüyor lan? Hop, ne oluyor lan? Oğlum tablodan mı düşüyor lan ha? Oğlum bu herif sıyırmış lan, kafayı yemiş. Hop bir dakika. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Tık tık, kim o? Ben taklacıyım. Hop bir dakika dur oğlum, tırsıtmayın adamı. Dur. Oo. Oğlum ne oluyor lan? Abi. Çürük elmalar yağıyor, gözünü seveyim. Bu ne abi? First, I looked for a canvas. Tuval mi abi? Evet, tuval. Yalnız oğlum bu insan derisine benziyor lan. Not one of those bread runs.
Arkadaşlar fenerimiz de yok galiba ya. Oğlum tamam sus. Abi o insan derisine benziyor. Canvas yani tuval diyor ama hop. Oğlum psikopat mısınız nesiniz lan? Oturun adam gibi resminizi yapın oğlum. Evet şöyle bir çıkalım bakalım. Abi odalar değişmiş. Evet arkadaşlar odalar değişiyor. Herhalde herifin kafa bir gidiyor bir geliyor abi. Hop. Oğlum arkamızda karanlık ya. Çok takla bir olay arkadaşlar. Hop bir dakika şurayı bir açalım. Bu ne abi? Oo bir dakika. Tuval parçası mı bu? Oo. Ne yapmış oğlum bu? Keep my hands steady. Oğlum bu herif derisini falan yüzmüş lan herhalde. Tuval falan arıyorum demiş abi. Sadece kan yani tuval aramıyorum. Oğlum bu herifler kafayı yemiş yemin ediyorum. Adam derisini falan kesmiş ya. Ne diyor bu? Shapeless dreams. Oo bir dakika abi asansör buldum. Hop. Hemen şöyle asansöre bir binelim bakalım tekliciler. Hop bir dakika abi şurayı bir kapatacağım. Abi bu adamlar kafayı yemiş yani belli. Ve bu evde çok tatlı olaylar dönüyor arkadaşlar. Oğlum nasıl bir malika? Oo bir dakika lan biri var orada. Gördünüz mü tekliciler? İleride elemanın biri vardı abi. Yani şöyle bir çıkalım bakalım. Abi seviyorum ya böyle gerilim tarzı oyunları. Harbiden. Yalnız çok fazla uzun bir oyun değil anladığım kadarıyla arkadaşlar. Yani eğer oynamaya kalksak herhalde birkaç bölümde bitebilir. En azından biz de hikayeyi çözmüş oluruz arkadaşlar. Abi yok. Kapılar kilitli. Bir şey var mı abi burada? Oğlum nereden gideceğiz? Ha tamam burası. Evet anahtar bulduk arkadaşlar. Evet burayı açtık. Çok güzel. Neden durdun? Çok güzel çalıyordun diyor. Tatlım lütfen. Evet. Oh, don't make me bang. Evet arkadaşlar herhalde küçük kıza ders veriyormuş burada. Oradaki anılar geliyor. Hop yani o sesleri duyduk. Neyse abi ben de konuşurken taklaya geliyorum ya. Şöyle bir çıkalım. Evet burayı açtı arkadaşlar anahtarımız. Oğlum ne oluyor lan buraya? Hop 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 bir dakika dur. Dur abi dur. Şöyle geçmem lazım. Evet en azından burası aydınlık. Hop. Oh. Ne oluyor lan bir anda cehenneme döndü ortalık. İlginç. Taklaya geldin köpekçik. Evet devam et. Bu ne abi? Oh. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Hop bir dakika telefon çalıyor. Hello. Yes, speak. What? What fire? Yangın diyor abi. Oh god. Is she? Which hospital? Yaralı mı diyor bayan? Eski anıları aklına geliyor arkadaşlar elemanın. Yangın mangın çıkmış. Bir bayanı soruyor. Durumu iyi mi diyor? Herhalde karşıdaki de hastanede falan diyor abi. Bu da hastaneye doğru gidiyor yani eski anılar anladığım kadarıyla. Yalnız oğlum biz buradan geçecek miyiz? Evet. Biraz dediğim gibi arkadaşlar Amnesia tadında bir oyun. Ama grafikler muhteşem abi.
Hop, bir dakika. Niş. Evet, burada bir ne var abi? Evet, tamam. Kitaplık. Evet, taklacılar. Şöyle bir girelim bakalım. Abi şömine başında güzel bir koyun postu. Yok, pardon. Geyik kafası. Abi ne iş? Evet, böyle girebiliyor muyuz? Evet, burası güzelmiş abi. Yalnız fan bile korkutucu ya. Hop hop hop, ne oluyor lan? Oğlum, ödümü kopardınız ya. Şöyle bir gidelim. Abi burası nedir böyle? Evet arkadaşlar. Hop, hop, ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Oğlum adamın ödünü koparmayın ya. Bir anda böyle bir şeyler beliriyor. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Dilerseniz ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. Oyun son derece gerilimli ve grafiksel atmosfer olarak da muhteşem bir oyun gibi görünüyor. Dediğim gibi henüz erken erişimde, ancak çok fazla uzun bir oyun olacağını sanmıyorum. Eğer isterseniz birkaç bölüm daha oynayabilirim arkadaşlar. En azından hikayeyi tam olarak çözmeye çalışırız. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.